Herkese merhaba, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım. Ben bu güzel farkındalık toplantısında aslında hepimizin fazlasıyla farkında olduğumuz, ancak hani bu konuma gelmeyi hiç istemediğimiz bir algoritma sunmak istiyorum. Cerrahi yönetim algoritması postpartum kanamada. Dünya genelinde hala maternal ölümün birinci nedeni. Bunun böyle olmasının nedeni tabii ki gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüksek olması. Bizim ülkemizde aslında artık ikinci sırayı yer almakta. Birinci sırada kardiyak nedenler yer alıyor. İkinci maternal ölüm nedenimiz postpartum hemoroji, ancak bu başa geldiği zaman aslında %100 bir oran oluyor. O yüzden de hala önemli korumakta. Ölüm olmasa dahi ciddi sekerler kalmakta. Şok, koagülopati, ARDS ve fertilite kayıpları. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekiyor. Tekrar olacak sürekli. Primer hemoroji ilk 24 saat içerisinde olan kanamalar. 4T önceden de söylediğimiz gibi, önceki sunumlarda da söylendiği gibi olarak sınıflanıyor. Bunlardan tabii ki hani postpartum cerrahi yaklaşımları en fazla bahsedeceğimiz kısım. Atonik uteruslar ve zaten bu 4 senenin içerisinde de %70'ini oluşturmakta. Ülkemizde postpartum hemoroji etiyolojisine baktığımızda da %70 gibi bir oran olmasa da %48 ile birinci sırada atoniler yer alıyor. Plasenta previa, uterin rüptürler, plasenta dekolmanı ve yapışma anomalileri de diğer nedenler. Sekonder hemorojiler bu sunumda çok konumuz haricinde ama ilk 24 saatten sonra 6-12 hafta içerisinde oluşan kanamalar, resplasenta, enfeksiyonlar, koagülopati bozuklukları ve plasental sert subimmolisyonları bu arada sayılabilmekte. Risk faktörlerinden öncesinde de bahsedildi. Ancak burada bahsetmemiz gereken şey, belki de en önemli değinmemiz gereken şey, bizim için her doğum predispozan faktör olmaksızın gebelikte postpartum kanama riskini arttırmakta. Bunu unutmamamız gerekiyor. Tahmin kan kayıplarından da öncesinde bahsedildi. Bunu biraz daha objektif bir hale getirmek için işte PET, PET'in tamamında olması, küçük kare gaz, büyük kare gazın tamamında olması 350 ml, bir böbrek küveti 500 ml, bu görüntüleri artık hani görmek istemediğimiz ve hakikaten bizi korkutan noktalara gelen kanamalarda bu şekilde tanımlanmış. Yine aynı şekilde bunlardan hep bahsedildi, semptomlar. Neden semptomlar önemli, neden bu takip önemli? Tabii ki, bu 2000-3000 cc'lere gelmek, ciddi bir şok tablosuna girmek, artık hani geri dönüşümsüz ve cerrahi yapsak dahi hastayı kurtaramayacağımız noktalara geleceği için takipleri çok önemli. O yüzden de hassas olmak gerekmekte. Ne zaman laparotomi kararı? İşin açıkçası en önemli kısmı burası galiba sunumun. Çünkü bir şekilde birçok modifikasyon anlatacağım, işte cerrahi teknik, hatta olmayan, yani kitaplarda yazmayan, literatürde olmayan birçok farklı teknikle bunu yapmak gerekebilir, cerrahi müdahale yapmak gerekebilir. Ama burada en önemli karar belki de ne zaman laparotomi yapacağız ve ne zaman sonrasında da bahsedeceğim histerektomiye geçeceğiz. Ne yapmalı? Panik yapmamalı. Yani ne yapmalıdan önemlisi sanırım öncelikle panik yapmamak. Dediğimiz gibi ne zaman cerrahiye geçmeye karar vermek. Cerrahi tedaviye baktığımız zaman konservatif ve radikal olarak ayırabiliriz. Konservatif cerrahilerde plasental yasak sütürasyonları, kompresyon sütürleri, bu bir instürasyon ve bunun modifikasyonları şeklinde gösteriliyor. Uterin arter ligasyonu, ovaryen arter ligasyonu, hipogastrik arter ligasyonu ve radikal cerrahilerde de aslında hani böyle bir net bir ayrım yok tabii ki. Bizim cerrahimizin o sırada kolaylığını sağlayacak bir durum subtotal ya da total histerektomi. Ne zaman konservatif cerrahi? Bunu söylemek çok zor. Çünkü tabii ki bizim şu an olduğumuz merkezlerde her zaman konservatif cerrahi yapmak bir miktar daha kolay. Hastanın takibi, yeterli kan ürünü olması, anestezis, yoğun bakım ve hani bizim yeterli gözetim altında tutabileceğimizi bildiğimiz hastalara tabii ki de öncelikle konservatif cerrahi istiyoruz yapmak. Çünkü bu hastaların hepsi genç hastalar, çoğu fertilite kaygısı olan hastalar. Ama bu durumda hastanın stabil olması,
çok önemli. Yani bir Fatih Tekaydısın olup ya da 40 yaşındaki üçüncü doğumunu yapmış olan bir hastaya tabii ki de yaklaşımlarımız farklı olacaktır cerrahide. Konservatif yaklaşımlardan bahsedecek olursak uteri kompresyon sütürleri Christopher Beeling ilk defa İngiltere'de 5 oldu'da 97 yılında yapmış bu sütürasyonu. Sütürasyonun aslında ilk yapılış şekli 2 numaralı katkı sütürle bir tabii ki kel insizyon hattı olanlarda tüm sezaryen olgularında yapmış çünkü Beeling bu sütürasyonu yapılan bir sütür. 70 milimlik yuvarlak 2 numaralı katkı sütürle yapılmış. Biz günümüzde en az 6 santimlik yuvarlak Dexon ya da Vicry 1 numaralı sütürlerle yapmaktayız. Şu şekilde kel insizyonunun 4 santim 4 santim içerisinden ve alttan başlıyor bu sütürasyonumuz. 3 santim altından insizyon 3 santim altından kavite içerisine girildikten sonra 3 santim üzerinden kaviteden dışarı çıkılıyor ve bütün fundusu dolaştıktan sonra arkasından tekrar kavite içerisine giriliyor. Karşı tarafa geçilerek 3 santim yukarısından kaviteden tekrar çıkılıyor ve tüm fundus tekrar dolaşıldıktan sonra kaviteye giriliyor ve karşıda kel insizyonun 3 santim altından tekrar çıkılıyor. Ve sütürasyonumuz burada düğümler tek bir düğüm halinde tamamlanıp bağlanıyor. Sonrasında da insizyonu normal bizim normal tekniğimizle kapatıyoruz. Burada önemli olan ve bizim işimizi kolaylaştıran işin açıkçası tek bir düğüm olması. Çünkü tabii ki yeterli kompresyonu sağlayıp aynı zamanda da iskemi yaratmayacak bir sütürasyon yapmamız gerekiyor. Beeling sütürasyonu bunda tek tek parsiyel olarak bir sütürasyon yapmadığımız için eşit bir kompresyonu sağlayacak tek bir düğüm olduğu için daha o açıdan iskemi açısından bizi güvenli noktada tutuyor. Ancak tabii ki bunu yapmak her zaman bu kadar kolay anlatıldığı gibi değil. Uterusun yapısı her zaman dümdüz değil. Dümdüz bir sütürasyonda bu ağda gördüğünüz şekilde yapmışlar. Bu çalışmada unikornat ve işte miyom olan uteruslarda da Beeling sütürasyonu nasıl yapabiliriz şeklinde bir çalışma olmuş. Tabii ki bu kompresyon sütürlerinin geçtiği yerler fundustan kayıyor. O bölge kanamalı bir bölge. Aynı zamanda sütürlerimiz ne kadar bir sütür olsa da hani ince gelebiliyor. Aynı zamanda hem yeterli kompresyon oluşturur hem iskemi oluşturmama kaygımız nedeniyle çok fazla basınç oluşturamayabiliyoruz. O nedenle yukarıdan bir bu sütürlerin kaymaması için unikornatlarda tabii ki fundus daha lateralde olacağından dolayı daha laterale kayacağından sütür. Üstten bir ek destek sağlanabileceği düşünülmüş. Aynı şekilde miyomlarda miyomun üzerinden geçirmek kompresyonu sağlamayacağı için miyomun laterallerinden geçirerek üstten yine bir böyle bir kompresyonlu destekleyici sütür yapılabileceği düşünülmüş. Şu şekilde de burada da görüyorsunuz. Diğer kompresyon sütürlerine adı kısaca bakacak olursak tabii ki tüm hani hastalarımızda kesi yok. Kesi olmayan hastalarda illa bir kel insizyonu açıp onun üzerinden mi yapacağız? Hayır. Örneğin kare sütürasyonları uygulanabilir. Fundus gövdeye 4 adet kare sütürasyonu bu şekilde yapılabiliyor. Tabii ki kesi olabilir, olmayabilir. Buradaki yani kesiden bağımsız bir sütürasyon bu. Buradaki tabii ki iğnemizin biraz daha kalın olması gerekiyor. Yaklaşık 10 santimlik bir iğne olması gerekiyor. Çünkü kaviteyi boydan boya geçeceğiz. Ve şöyle bir durum var. Tabii ki burada bölgesel hepsine ayrı ayrı basınçlar oluşturarak kompresyonlarımız farklı olabiliyor. Ve 4 tane kare sütür atmak için 32 kez uterusun delinmesi gerekiyor. Bu bize neyi getiriyor? Parsiyel iskemik nekrozlar oluşabilir. Direnç sağlanamayacaktır. Kavite üzerinde bir işlem yapıyoruz ister istemez. Bu piometre riskini beraberinde getiriyor. Multiple sneşler oluşabilir. Ve tabii ki 32 yerden bir uterusu dermek, 2 yerden geçmekten çok daha uzun sürecek. Daha fazla zaman gerektirmekte.
Diğer sütür tekniklerine bakacak olursak harman sütürü, bu sütürler dediğimiz gibi kendi sizyonu oluşturulamayan durumlarda aslında bilinç sütürasyonumuza çok benziyor. Sadece iki tarafta kavite kontrolü yapmıyoruz, kaviteye girmiyoruz ve iki tarafı ayrı şekilde sütürasyon yapılıyor, ayrı şekilde düğümleniyor. Bu da iskemik nekrozu yine oluşturabilir, eşit gerginlik oluşmaması bir problem. Ancak hızlı bir sütürasyon tekniği, o yüzden işimizi kolaylaştırmakta. Perioral sütürasyon aslında normalde tüm kompresyon sütürlerinin genelinde bahsedeceğimiz duruma biraz aykırı. Genel olarak bu iskemik nekrozu önlemek adına ya longitudinal ya da transfer sütürler tercih edilmesi gerektiği söyleniyor. İkisi birden olduğu zaman bu işleri biraz daha komplike hale getiriyor. Ancak perioral sütürasyonunda hem longitudinal hem transfer sütürler var gördüğünüz gibi. Yine kavite açılmaz, kontrol edilmez, enfeksiyon riski ama bir miktar daha az. Bu da o longitudinal ve transfer sütürler dediğimizin transfer formatlarını bu sefer yapmış Hektakıl. Yine ana amaç, hep temel amaç yeterli kompresyon oluşturup uterin fundustan kaynaklanan atoninin önlenmesi, orada bir tonus oluşturmak. O yüzden birçok modifikasyonlar geliştirilmiş. Peki her zaman bu kadar kolay olmuyor. Tabii kompresyon sütürleri böyle toz pamba bir anlatım ama her zaman işe yaramıyor. Uterin arter ligasyonu diğer bir yöntem. Uterin kan akımının %90'ı uterin arterlerden kaynaklanmakta. Kel insizyonunun 2 cm yukarısından miyometriyumu 2-3 cm içerisine alacak şekilde ligasyon yapılmakta. Bu üreterleri bir güvence altına almamız için bir yöntem. Ovaryen arter ligasyonu uterin arterine çıkan dalıyla anastomozu var biliyorsunuz ki. Ligamentum ovary proprium içerisinden geçmekte, bu bölgenin ligasyonuyla bir miktar uterin kan akımının azaltılması sağlanabilmekte. Diğer bir yöntemimiz ve aslında en popüler, en çok da hani uygulanması planlanan yöntem hipogastrik arter ligasyonu. Hipogastrik arter ligasyonu için pelvik yan duvar hakimiyetinin iyi olması gerekmekte. Bilateral bağlanabilir, unilateral bağlanabilir. Bilateral bağlandığı zaman kan akımını %50, kan basıncını %85 civarında azaltmakta. Bir nolu bir kirli çift bağlanması gerekiyor. Tabii ki anatomiye hakim olmak gerekiyor. Aort, iliyak, kamu iliyak, eksterne iliyak ve interne iliyak. İnterne iliyak bulduktan sonra bu noktada posterior dalını verdiği yeri de bulmak gerekli. Çünkü özellikle bilateral bağlandıktan sonra pelvik duvarın kanlanmasının sağlanması ve diğer organların kanlanmasının bozulmaması açısından posterior dalının korunması önemli interne iliyağın. Posterior dalını verdikten sonra altta damar olduğunu unutmaksızın bir nolu vitrillerle iki kez bağlanması uygun olmakta. Önceden de bahsettiğimiz gibi arteriyel tek taraflı bağlanabiliyor, çift taraflı bağlanabiliyor. Tek taraflı bağlandığında %74 kan basıncının düşürmesi. Karşı tarafta da düşürme sağlıyor bir tarafı tek taraflı bağladığımızda %14 civarında. Bilateral bağlandığında %85. Tabii ki hipogastrik arter, yani diğer tüm hasta, yani kompresyon sütürü ve uterin arter bağlanması çok daha kolay gelse de bazı olgularda uterin arterin zedelenmesi, pelvik duvarda kanama olması durumlarında daha kesin ve hastaya akut hızlı müdahale etmemiz gereken durumlarda hipogastrik arter ligasyonu çok önem arz etmeye başlıyor. Bu nedenle yapılması ve pelvik yan duvara hakimiyet önem arz ediyor. Genel olarak uterin koruyucu cerrahileri histerektomilerle karşılaştıran, tabii ki bunlar gelişmekte olan ülkelerden çıkıyor dediğim gibi bu çalışmalar genellikle, Kamerondan bir çalışma. Bu çalışmada bütün işte uterin koruyucu cerrahiler değerlendirilmiş. Tabii ki sayılar düşük ama genel olarak uterusu korumak, uterusu kurtarmak %86 ve 100 oranında mümkün olmuş. Bilateral uterin arter ligasyonunda bu oran %66 civarında düşük olarak izlenmiş. Aynı çalışmada histerektomi ile uterus koruyucu cerrahilerin sonuçları karşılaştırılmış.
ne kadar etik bir hani karşılaştırma soru işareti ama genel olarak karşılaştırmalarda kan kayıplarında, üreteral lezyonlarda, kardiyak arreste, postoperatif enfeksiyonlarda ve hastanede kalış sürelerinde anlamlı, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yok. Ancak hani temel olarak bizim zaten ana amacımız mortalite öncelikle. Maternal ölümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var ve bu oran uterin koruyucu cerrahilerde daha yüksek, %29 civarında. Ki bu da bir soru işareti, ne zaman histerektomiye geçeceğimizin önemini bize göstermekte. Peripartum histerektomide en önemli şey sanırım zamanlama. Nasıl cerrahide olduğu gibi. Hasta çünkü bir şok tablosu, geri dönüşümsüz şok tablosu, bir koagülopati tablosuna girdikten sonra bunun geri dönüşü, reverse çok zor olmakta. Histerektomi istersek yapalım ki zaten çok zor yapacağızdır. O noktada çok zorlanacağız. O yüzden en önemlisi zamanlama. Subtotal ve total histerektomi olarak aslında böyle bir sınıflamamız tabii ki hani primer olarak yok. Bu nedir? Cerrahi kolaylık, süreyi kısaltmak, daha az kan transfüzyonu vermek ve daha az komplikasyon, üreteral zedelenme, mesane injürlerinin daha önüne geçilmesi amacıyla subtotal olarak yapılabilir. Tabii ki öncelikli olarak yapılabiliyorsa total histerektomi tercih edilecektir. Son olarak genel histerektomi prevalansına bakılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu bir meta analiz. Review. Bu çalışmada bizim oranlarımız yaklaşık 7800 civarında bir hastada yapılıyor bu çalışma. Ve bütün ortalama oran, histerektomi oranı 1/1 olarak bulunmuş. Bizim ülkemiz burada yaklaşık işte 1 ile 2 arasında bir postpartum histerektomi yapılıyor ülkemizde. Postpartum histerektomideki komplikasyonlar genel olarak hani oradaki mortalite ancak biraz daha yüksek. Yani hani şey oranımız evet 1/1 ama histerektomi sırasında oluşan mortalite biraz bir tık daha yüksek. Sabrınız için teşekkür ediyorum.